konuşmamız lazım. Ne konuşacağız seninle? Ben seninle konuşmak istemediğimi söyledim. Cerrah, seni görmek istemiyorum ben. Görmek istemediğini biliyorum ama lütfen önce beni dinle. Sonra söz veriyorum, seni rahat bırakayım. Seni dinlemek istemiyorum Cerrah. Bak Tamer, bildiğin gibi. Ne bildiğin? Sen bildiğim gibi miydin benim? Hayat. Sen bana nasıl yalan söylersin ya? Hayat, beni dinlemelisin ya. Ya istemiyorum seni dinlemek. Hayat. Bunlarla beni korkutacağını sanıyorsan çok yanılıyorsun Cerrah. Hayat senin için. Sen nasıl bir adamsın ya? Hayat. Sen nesin? Sen nasıl bir adamsın? Çık git buradan. Hayat, ben bir şey yapmadım. Çık, defol, sıfatını görmek istemiyorum. Defol, polisi arayacağım. Defol git. Tamer, iyi misin Tamer? İyiyim. Tamer, dur. İyiyim, çok İyiyim, hiçbir şeyim yok. Dur. Dur, ne olur şunu basalım lütfen. İyiyim, iyiyim. Ben bir yere gitmek istemiyorum. İyi falan değilsin. Tamam. Böyle olmaz. Ne olur, itiraz istemiyorum. Hadi lütfen gidelim. Lütfen. Tamam. Lütfen. Ver, ben tutarım. İnatçı bir adammışsın. Ben bunu unutmuşum. Ne kadar inatçı olduğunu. Ya şikayetçi olmayacağım. Ne demek Tamer? Gerek yok. Allah Allah. Ne demek gerek yok? Ya şu anda biz hastaneden raporumuzu almış ve şikayet ediyor olabilirdik. Ya onun nasıl bir pislik olduğunu bilmiyor musun? Onun en büyük cezası ne biliyor musun? Ömrü boyunca bu pislikle yaşayacak olması. Allah Allah. Yeter mi canım böyle bir şey? O zaman tamam. Dağ başı mı burası? Herkes elini kolunu sallaya sallaya istediğine saldırsın. Olacak iş mi? Tabii ki hiç kimse böyle davranamaz. Nasıl bir psikopat olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum. Ama sen de benim korkmadığımı biliyorsun. Çünkü neden? Korkaklar her gün ölür. Cesurlar bir gün. Çay. Tamam. Takayım. Oh. Aşkım çok güzel bir film gelmiş ya. Sinemaya mı gitsek bugün? Yarın gitsek olur mu? Ha, yani senin bir işin varsa sonra gidelim tabii. Ya iş değil de abim biraz kötü durumda, yani berbat durumda. Ay, doğru. Senin abinin yanında olman lazım. Ben de geleyim, sen ister misin? Yok yok, ben hallederim. Ya, iyi tamam, siz abi kardeş takılın o zaman. Anlayışın için teşekkür ederim. Kara sevdam. O zaman ben kaçtım. İyi tamam, hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Aşağılık herif. Ben sana bunun hesabını sormaz mıydım? Biliyorum ben sana yapacağımı. Cerrah Bey, ben kassayım. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Yapsana bak ya. Ama bunun hesabını soracağım. Buradan bana bir fidan ver. Dua etsin. Elime bir daha silah almayacağım diye hayata söz verdim. Bak. Öfkelendiğimizde böyle abuk sabuk şeyler yapmıyoruz hiç olmazsa. Fidan dikiyoruz. Vallahi eskiden olsa şu fidan yerine o herifi dikerdik buraya Cerrah Bey. Sakın Sadri. Bitti o günler. Hayata söz verdim. Ölene kadar da sözümü tutacağım. Vallahi biz hiçbir zaman mazluma zarar vermedik ki Cerrah. Gel de millete anlat. İtle dalaşa dalaşa bizi de itten saydılar. Oradan var, biraz toprak at. Bir şey söyleyeyim mi? Aradan geçen bunca yılda senin gibi çay demleyen birisine denk gelemedim. Ay Allah Allah. Yani iltifatlar hep bol keseden, hep.
Bir iltifat değil. Gerçek. İzninizi rica ediyorum. Tamam. İyisin ama değil mi? Bak başında ağrı, kulağında, gözünde bir rahatsızlık var mı? Sadece biraz şaşkınım. Niye? Yani bunca hırpalandıktan sonra birisi kalkıp kendini çok iyi hissedeceksin dese, ona delisin derdim. Ama kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Bir de şu şikayet işini bir kere daha mı düşünsen? Düşünüyorum. Son kararımı verdim. Bu konu benim için kapandı. Ceren'in yaptığı bütün kötülükler beni sana daha çok yaklaştırıyor. Ben bu durumdan çok memnunum. Görüşürüz. Kolay gelsin. Yardım lazım mı? Sen nereden çıktın? Burada olduğunu duydum. Belki yardımın dokunur diye geldim. Yok hani birkaç tane falan bittin zaten, sağ ol. Toprak insanın elektriğini alır derler. İşe yaradı mı bari? Sadece yordu. Abi, biliyorum. Seninle aramız hiçbir zaman iyi olmadı. Hatta senin için çoğu zaman problem oldu. Saçmalama be oğlum. Ya itiraz etme şimdi. Sen de ben de birbirimizin ne mal olduğunu gayet iyi biliyoruz. Ama bana attığın tokadı unuttum sanma. Yaptıklarımı yüzüme vurmak için mi geldin buraya? Hayır. Sen benim abimsin. Yani sana kızsam da birçok şey için seni suçlasam da Hayat Hoca'yı ne kadar sevdiğin gerçeğini değiştirmiyor. Hayat benim kaderimmiş Koray. Onu tanımadan o adi herifle nikahına engel olduğum gün yazılmış bu kader. Onsuz nefes alamıyorum. Dünya dönmüyor gibi. Şu fidanları bile belki bir gün görür de mutlu olur diye dikiyorum. Ama o benden nefret ediyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum kardeşim. Abi, kim ne derse desin. Ben senin kötü biri olmadığını biliyorum. Hem bak sana söz veriyorum. Hayat Hoca'yı geri kazanman için elimden ne gelirse yapacağım. Benim kardeşim adam olmuş. Bir de abisine kanat geriyor ha. Öyleydi de. Ta ki sen benim saçımı dokununa kadar. Her şey bitti şu an. Öyle mi? Evet öyle. Al bakalım bir daha dokunuyorum lan. Ha? Ulan kazık kadar oldun ama hala sana gücüm yeter. Fidan dikmekten daha iyi elektrik attırıyormuş bu. Abi şu Kamer'le konuşmak pek iyi geçmemiş. Sen nereden duydun? Kuşlar mı söyledi? Boş ver sen. Olayı anlatsana. Ya sen boş ver, o işi ben hallederim. Sen şimdi doğru sevgilinin yanına git ve bu mutsuz adamı burada yalnız bırak aslanım. Bir de sana bir abi tavsiyesi. Sevgilini her zaman el üstünde tut. Ve onunla geçirdiğin her anın kıymetini bil. Çünkü onu kaybettikten sonra elinde o anlardan başka hiçbir şey kalmıyor. Peki. O zaman kolay gelsin. Değil misin sen Hayat ya? Ya ne diyorum? Tamer'i tuvalette sıkıştırıyor, hırpalıyor, yetmezmiş gibi kafasını aynaya vuruyor. Yeşim, kan revan içindeydi Tamer'in alnı. Ay kızım ben sana bir şey söyleyeyim mi yalnız? Sen ucuz yırtmışsın, iyi ki evlenmemişsin bu adamla ya. Bir de geçmiş karşıma diyor ki, Tamer sandığın gibi bir adam değil. Ya sen? Sen bana ne yaptın? Sen sandığım gibi bir adam mısın benim? Şu an şu söylediklerine var ya, gerçekten inanamıyorum. Hani sen söylemesen bunları bana, hayatta da inanmam. Ya ben, Yeşim bir de beni düşün. Ya benim aşktan bu kadar mı gözüm kör oldu Yeşim? Ben bu kadar mı tanıyamadım bu adamı? E ne olacak peki şimdi? Yaptığı yanakar mı kalacak hayat? Bilmiyorum, Tamer'e söyledim. Şikayetçi ol dedim ama kabul etmiyor, ne yapayım? Yani belki de şikayetçi olmamak iyi de olabilir. Kızım bu manyaklarla uğraşılmaz. Bunlarla bir kere uğraştığını bulaşırlar ayağına, bir daha da kurtulamaz. Yok. Sen benim huyumu biliyorsun. İstediğin yere bulaşsın. Ben şu an ifade veriyordum bak. Bak şu an veriyordum, biliyorum. Ama Tamer istemiyor, ben de bir şey söyleyemiyorum. Ne yapayım? E ne olacak peki şimdi? Bilmiyorum, bu saatten sonra bize zarar veremez herhalde. Yani
Umarım. Ay, hadi inşallah hayatı ya. Ha Yeşim. Hı. Kızlar bir şey bilmesin ne olur, ürkerle. Yok yok, sen merak etme, ben bir şey söylemem onlara. Ay kapı kapı. Dur dur, sen işine bak, ben bakarım. Tamam. Hayatcığım. Ha canım. Canım, galiba senin bakman lazım. Ne oluyor ya? Bak, sana gelmiş bunlar. Mimozalar. Evet. Oh, nasıl güzel kokuyorlar. Kimden acaba? Dur dur. Bak, yani gizli bir hayranın olmadığı belli. Bununla beraber gelmiş. Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel. Kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Tamer. Yemek. Tut bunları vazoya koy. Ah, yaktım yemeği. Ah hayatım. Anlaşılan yaktın sadece yemek değil. Selam. Hoş geldin. Yani beni buraya çağırmana o kadar şaşırdım ki. Ama çok da mutlu oldum yani, gerçekten. Aslında ben seni bunun için çağırdım. Demek çöpten alıp okudun. Lafı uzatmadan direkt anlatacağım. Ben seni ümitlendirmek istemiyorum. Birlikte olabileceğimize inanmıyorum ben. Ne kadar aptalmışım ben ya. Ben buraya ne hayallerle geldim, sen biliyor musun? O kadar mutluymuşum ki gözüm kör olmuş. Gerçekleri görememişim. Hangi gerçeği? Beni sevmediğin gerçeğini. Lütfen böyle konuşma. Nasıl konuşayım Gözde ya? Ha? Nasıl konuşayım? Ben seni gayet net anladım. Artık beni sevmiyorsun. Mesaj alındı. Artık bunun için endişelenmene gerek yok. Burak lütfen, amacım seni üzmek değil. Hiç önemli değil ya Gözde. Gerçekten hiç önemli değil. Seven insan zaten üzülmeyi göze almıştır. Bunu sen de, ben de gayet iyi biliyoruz. Ne kadar salakmışım ya. Ben buraya ne hayallerle geldim, sen biliyor musun? Böyle bir konuyu telefonda söyleyemezdim. En azından yüz yüze konuşmayı hak ediyorsun. Çok teşekkür ederim ya. Ha, gerçekten çok düşüncelisin, biliyor musun? Müsaaden, ben gideyim. Umarım hayatında benden daha mutlu olabileceğin birini bulursun. Sen duyulur mu? Nefes
nefesim, nefesim. Yapamam Burak. Yapamam. Gözde. Burak, ben çok direndim. Dayanmaya çalıştım. Ama olmuyor. Ben sensiz yapamıyorum. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Başka birisine sorar gibi aşka diyemeden duramadım. Katsam beni de yanına alsam. Yakalansam da bırakmam kendimi yollara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam. Bize kalsa sonralar. Bakmam geride kalan içine. Bakmam hiç onlara. Bize kalsa sonralar. Bakmam geride kalan içime. Bakmam hiç onlara. Geri kalsan korkmadan. Aşktan geriye kalan kalbimi bana seni hatırlatan. Merhaba. Buyur kardeşim, yardımcı olalım. Ben telefonumu satmak istiyorum da. Ben daha yeni bir model alacağım da o yüzden. Bakalım kardeş. Eğer telefon uygunsa, temizse güzel bir fiyat veririz. Temiz. Vallahi ben bu telefona 100 lira veririm. 100 lira mı? Abi ne diyorsun? Bunun sıfırı 2500 lira. 100 lira çok az. Bak güzel kardeşim. Birincisi bu telefon sıfır değil. İkincisi bu telefonun faturası nerede? Abi, bari 150 lira verseydin. Peki madem. Hadi bekleme yapma, hadi. Benim böyle hiç içime sinmiyor olur ya. Sensiz yapmak istemiyorum o anlaşmayı. Ya Zeynep, biz seninle zaten bunu konuşmuştuk. Sen bu işi hak ediyorsun. Onun için hak ettiğini gitme al. Ya. Anlayışın için çok teşekkür ederim. Hadi bekletme adamları. Şu an internette kim bilir kimler star oluyor. Adamlar vazgeçmesin. Ki. Efendim müdür bey? Neyle ilgili? Bu kadar mı acil? Tamam peki, geliyorum. Koray? Sen bugün abine takılmıyor muydun ya? Ya takıldım. O yüzden buradayım. Nasıl yani? Bir abi tavsiyesini uyuyorum. Ve bugün senin ayaklarını yerden keseceğim Sevda. Koray, ne yapıyorsun? Hoppa! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya?
Sana söyledim. Senin ayaklarını bugün yerden keseceğim. Ya Koray saçmalama, indir beni hadi. Sevda, itiraz yok. Bugün seni el üstünde tutacağım. Bu kadar. Koray, bu arada benim senin için hep söylediğim bir şey var. Farkında mısın? Neymiş o? Sen manyağın tekisin. İyi de beni sen manyak ettin. Hoş geldiniz Yaraf Bey. Buyurun oturun. Hayırdır müdürüm? Okulun acil bir eksiği mi var? Okulun eksikleri bitermiş Cerrah Bey. O konuda biz sizi daha çok rahatsız ederiz. Benim asıl konuşmak istediğim eksiklik... buradaki eksiklik. Bir tane hanımla bir şey mi yaşadınız yoksa? Yok, çok şükür. Kumrular gibiyiz. Sıkıntım. Sizin sıkıntınız Cerrah Bey. Bu eksiklik yakın zamanda tamamlanmaz Şerif Bey. Ben de biraz konuşalım. Dertleşelim istedim bu konularda. Böyle içim darlandığında, sıkıldığımda genelde buraya gelir. Burası iyi gelir insana. Mezeleri falan çok güzeldir. Şalgama vururum kendimi. Siz de alır mısınız bir şeyler? Olur. Şu dönem bana iyi gelen bir şey olacağını sanmıyorum. Tek bir şey vardı. O da elimden kaydı gitti. Bakın Cerrah Bey, kim ne derse desin. Ben sizin iyi bir adam olduğunuzu biliyorum. Teşekkürler müdür bey. Ama bu bir şeyi değiştirmiyor yani. Hayat sizin gibi düşünmüyor. Şimdi ne yapacağız? Hep böyle kalsak... sonsuza kadar hiç ayrılmasak olmaz mı? Keşke. Ya ben de böyle kalmayı çok isterim. Peki ablama ne diyeceğiz? Yani seviyorum diyeceksin. Aşkımızın önünde dağlar dize gelmiş. Çöller engel olamamış. Sen mi engel olacaksın diyeceksin. Ya Burak, hiç istemiyorum ama gitmem lazım. Ya ne olur ya, ne olur biraz daha kal. Eğer bu bir rüyaysa ben uyanmak istemiyorum. Ya ben de uyanmak istemiyorum. Ama gerçekten gitmem lazım. Tamam. Tamam, tamam. Nasıl artık benimlesin? Beni bırakmayacak mısın? Ama ya biz birlikte görürlerse? Yani ablamı bir şekilde söyleyeceğim. Onun dışında da kim görürse görsün artık umurumda bile değil. Cerrah Bey tamam hani Hayat Hanım'la ilgili talihsizlikler yaşıyorsunuz. Ama bir hayat daha var unutmayın. Anlamadım. Yaşadığınız hayat var Cerrah Bey. Hayat Hanım'la ilgili yaşadığınız problemler yüzünden hayatınızı boşlayamazsınız. Hayat onu tanıdıktan sonra bütün hayatım oldu Şerif Bey. Yemek yemek, nefes alıp vermek ya da başka şeylerle uğraşmak. Hepsi anlamını yitirdi. İnsanın canını çok yakıyor değil mi? Öyle. İnsanın geçmişinde yaptığı hatalar yüzünden sevdiklerini kaybetmesi çok acı. Ama şimdi... Hayat Hanım'ın sizi yanlış anlaması sizin hatanız değil ki. Aksine. Hepsi benim hatam. Yaptığım hataların bedelini ödüyorum. Yani hayatı tekrar kazanmak için yapmayacağım şey yok. Ama bana bu fırsatı vermeyeceğini biliyorum. Bakın Cerrah Bey. Yine eskisi gibi olmanız için elimden ne geliyorsa yapacağım. Güvenin bana.